Yayından tekrar merhaba arkadaşlar. Şimdi köyümüz 16 kişilik, 16 binalık oldu. Şöyle gösterelim. 16 tane bina yapabiliyoruz ve bu da demek oluyor ki popülasyonumuzu da arttırabiliyoruz. Ama köyümüzde popülasyonu arttırmadan önce odun ve yiyecek gelişini yükseltmemiz gerekiyor. Eğer bunu yapmadan köyümüzü geliştirirsek materyaller bize yetmez. Ve insanlar köyü terk ederler. O yüzden şimdi biz buraya yapacağımız 4 bina, biz şu an, yani şöyle anlatayım. Odun şu an yetmiyor. Yani şu an bile yetmezken insanlar gelince hiç yetmeyecektir. Bu sebepten dolayı 4 binanın 2 tanesini oduncu yapacağım. Bir tanesini de avcı yapacağım. Yani istiyorum ki şey yetsin. Siz söyleyin. Yiyecek ve odun olayı fazlasıyla yetsin ama şu an yiyecek aşırı fazla. Bunu anlayamadım. Neden tek hem toplayıcılık hem şey yaptırıyorum. Aslında iki tane oduncu bir ev, yani iki kişi daha alırız. İki kişi daha alırız. O oduncu olur. Bir tane blacksmith binası yapabilirim. O binada kendim bir şeyler üretebilirim. O benim için fayda olacak. Bir tane de ne yapabiliriz? Bir tane de tavuk yeri yapayım diyorum. Hani bize nasıl faydası olur bilmiyorum ama tavuk yeri yiyecek de getirecektir bize. Gerçi tavuğun yumurtasını yiyorlar mı bilmiyorum ama. Onu yapabiliriz. Onun harici başka ne yapabiliriz? Valla şimdi iki tane oduncuyu bir yapalım. Mesela bir tane ev yapalım. Hatta ben diyorum ki iki tane ev yapalım. Boş binalarımıza da adamlarımızı koyalım. Belki oralarda da bir şeyler üretiriz. Bakalım, neyse, ilk önce bir odun ihtiyacımızı tamamlayalım. Bu arada bu kütükleri yeni son güncellemede arkadaşlar kürekle de buradan kaldırabiliyoruz. Onu da ek bilgi olarak ileteyim. Kütükler bize lazım olacak bina yaparken. Burada bayağı blueberry var. Blueberry'leri aslında onunla uğraşamayacağım şimdi. Bayağı para yaptık. Üstünde kaç tane lok oldu? Bak, bir tane daha ağaç keseyim. Şunu da keseyim. Ben hafif şu yamaca doğru ev yapmak istiyorum ama nedense yapamıyorum. Koydurmuyor bana. Her ağaç kestiğimizde kuş tüyü düşüyor aslında. Bunu almak lazım. Şimdi sekiz lokla yapılıyor. Bu. Bunu nedense koyamıyorum. Bir dakika, şuraya koyuyorum ama. Bir lok daha.
Neyse, ev yapıma geçmeden önce şu lahanalarımı ekmem lazım. Onları ekmeyi unuttum. Bugün kendim gübrelerimi yanıma alayım. Bu arkadaş lahanaları niye ekmiyor bilmiyorum ama biz bir tane daha tarımcı aldık. Nerede? Şurada. Şurada bar. Asian Walker. Bunda da. Var mı? Çiftçi yapınca bu çalışmayacak. Ben bunu buradan nasıl kaldırabilirim ya? Ne o? İki tane çiftçimiz oldu. Rizman, hoş geldin. Hoş geldiniz arkadaşlar. Hemen gidelim yeni odun.
Odun ihtiyacımızı hallettikten sonra binalarımızı yapmaya başlayacağız arkadaşlar. Binaları yaptıktan sonra da adamlarını alacağız. Ama ondan önce bir tarlaya bir şeyler ekip biraz skill'lerimi kasmak istiyorum. Ben tarım yapmadığım için şu an skill'lerim gelişmiyor. Çay koyup şimdi şuradan evet 30 tane aldık. Görmüş 30. Güzel. Tamam. Köy kuruyorsun. Oyunda amaç bu. Yani oyundaki amaç kendi köyünü kurma. Yan köylerden insanlarla aranı kendi köyüne çekiyorsun. Üretimi dengelemen lazım. İşte oduncu lazımsa oduncu yapacaksın. Tarımsa tarım, yiyecekse yiyecek. Bunların yetmesi gerekiyor. Ya tabii hayatta kalma ama köye gelen insanları düzgün görevlerde çalıştırıp köyün ekonomisini ve kendine yetebilmesini sağlaman gerekiyor. Ya bir nevi strateji oyunu gibi. Yiyeceğini üretmen lazım, odununu üretmen lazım. Vallahi oyun çok güzel. Şu aşağıda görmüş olduğun benim köyüm. Yavaş yavaş onu oluşturuyorum. Şimdi 12 binamız var. 4 bina yapma hakkı daha geldi. 16'ya 4 daha ne bina yapacağız ama daha tam karar veremedim. Ne binası yapmaya yapsam diye. Hayvancılığa daha henüz geçemedik. Daha skills ona yetmiyor. Şimdi tarım alanları yaptım ama bu tarım alanını kendime yaptım. Ah bu arada gübreleri almayı unuttum ya. Tabii canım sıfırdan kuruyorsun. Parayı da kendin kazanman gerekiyor. Çalı çırpı toplayıp satıyorsun. Yani oyun kolay değil.
Şu an bizim köyümüzün biraz popülasyonu var. Bir 6 kişi çalışıyor köyümüzde. Tamam. Şimdi bana ne kadar şey lazım? Bunlar gübrelerin hepsini kullanmış gibi arkadaşım ya. İşçileri tutmuyorsun işte, bak köye gideceğim şimdi. Köyden şey almam lazım. Bak onu unuttum. 30 tane gübre alacağım şimdi. Köyde insanlar var, işçiler. Onlarla konuşuyorsun. Onlarla aranı iyi yapıyorsun. Onlar sana güvenirlerse köyüne çalışmaya geliyorlar. Onlara yiyecek, ısınmak için odun falan temin etmen lazım. İşte onlara görevlendiriyorsun. Sen oduncu ol, sen tarımcı ol diye. Bayağı kapsamlı. Yani hangi tarlaya ne ekileceğine kadar, kimin ne toplayacağına kadar sen belirliyorsun. Bu son peşten sonra bu şehirlere girerken sıkıntı yaratmaya başladı. Normalde böyle bir şey yoktu. İnşallah bunu düzeltirler. Şu an renderlarken. Neyse bak, burada işçi. Burada bekliyor. Skill'leri üzerlerinde yazıyor bak. Çiftçilik, avcılık. Şudur budur. Bunlarla her gün konuşuyorsun. Bak, artı 5 geldi. Aparo 5 oldu. Şunla da konuşalım. Niye böyle yapıyor ya? Aa. Acilen düzelsinler. Şimdi bu neciymiş? 4 avcılık varmış bu arkadaşta. Seninle aramız nasıl? 63. O eksi 5 verdi. Vay arkadaş. Yayın kasmıyor. Şehre gelince böyle bir sıkıntı oluşuyor. İlginç bir şekilde. Allah Allah. Bunu niye böyle bir şey yapıyor ya? Neyse. Şuradan gübremi alayım. Gidelim. Burayı renderlarken böyle bir şey yoktu. Bir önceki yayınlarımda bu şehre gelince hiç böyle bir şeyle yaşamıyordum. Son patch'ten sonra böyle bir şey olmaya başladı burada. Bak güzeldi şu an. Sıkıntıya bak ya. Ama menümüzü aldık. Buradan gideyim evime. Allah Allah. Bu da yeni adet oldu.
Yani son iki tane de arkadaş niye gitti şimdi ya? Şu an burada 90 FPS alıyorum, 100 FPS alıyorum ya. Ama oraya gidince orada bir sıkıntı var. Anlamadım. Optimizasyonla alakalı bir problem var. Gamayı arttırayım. Bir dakika. Settings. Nereden? Sensitivity şey yok herhalde ya. Gama. Onur, bu arada hoş geldin. Gamayı bulamadım be arkadaşım. Gama yok. Dur, şimdi gündüz olacak zaten, uyuyacağız. Şu işi bir halledeyim de.
Çok az kaldı. Şu an görüyor olman lazım. Şunları ekeyim, gündüz olsun. Zaten uyuyacağız. Çünkü kış geliyor. Şey, sonbahar geliyor. Mevsim değişmeden bunları ekmem lazım. İki ürün alalım. Gayet güzelce ekim yaptık. Şimdi gidelim yatalım. Bir gündüz olsun. Gündüz yüzüyle iş görelim. Bu arada susuzluktan ölmek üzereyim, canım gidiyor. Çalışırken insan soyadını unutuyor ya. Canımızı dolduralım. Şu bitkiler can dolduruyor yedikçe. Of, %45 kirlenmişiz ya. Leş gibiydi. Evet. Sonbahar geldi. Kim? Haha. Ektim. Topladım. Süper. Tekrar gübreleyip tekrar ekmemiz gerekecek. Of. Bayağı ağırmış bu ya, ben. Ne çok mu, ne çok 21 tane şey çıktı. Evet. 96 tane 24 kilo. Ben bunları of taşıyamıyorum. Benim üstüne ne var fazla? Blok varmış üstünde.
Bunları bir atayım. Şunları bırakayım. Arkadaşlar burayı ekmiyorlar çok ilginç bir şekilde. Of. Bakayım. Ne aldım şimdi ben ürün buradan? 140 tane daha aldım. 200. Ben bunu kaçtan satarım? Ben bunu herhalde 2'den satsam 200-400 gold para getirir bunlar bana. Ben bu tarlayı ekime verdim arkadaş. Bak buna 36 tane pancar eklemişim. Bundan eklemişim. Ekmedi. Bunları ekmiyorlar. İlginç. Eve gitmemiz yarım saati bulacak şimdi. Hadi. Tane daha tohum. Şöyle bir şey yapsam. Ay. Artı 7 food veriyormuş ya bu kendi kendine. Aa ne iyi. Oh mis. Başka bir şey yapmaya gerek yok. Bundan karnımızı rahat doyururuz biz. Şimdi yürü çabuk. Doğru eve. Görmeyeyim seni buralarda. Burada bir dursun bu. Karalahana. Bir koyayım geleyim. Hayvan olsun. Üç tane oldu.
Bizimkiler havuçları falan nereye koyuyorlar acaba? Topladıkları. Merak ediyorum. Şu barının içine mi koyuyorlar acaba? Büyük ihtimal buraya koyuyorlar. Bakalım ne kadar ne birikmiş. Onu bir görelim. Hiçbir şey. Arkadaşım siz bir şey ekmiyor musunuz ya? Ekiyor işte. Burayı da ekmemişler. Sıkıntı ya. Lahanaları şuraya koy. Sen benim şu tamir şeyimi bana bir ver. Buraya koy. Nasıl hasar görmüş ya. Hayır, öyle değil. Hepsi benim verdiğim emirleri yerine getiriyor. Yapmadı onu anlayamadım. Başka zarar gören bina var mı? Oo. Ya arkadaş neyse kışa girmeden bak ekiyor mesela şu an burada. Ne güzel ek tamam. Ya biri sadece gübreliyor. Aynen öyle. Sanırım bir tanesinde farmer yapacağım. Birinde bir farmer yapayım bakayım. Belki de olay değişir. Deneyelim. Böyle böyle öğreneceğiz. Binalarda zarar var mı? Yok. Burada zarar var mı? Şurada var. Onu da yapalım. Tamam. Şimdi olayı bir çözeceğim ama. Hayır benim burada zaten bak 10 41 tane soğan var. Bu var. Niye 19 kiloyum ben ya? Stikleri de koyalım. Biraz odun kesmemiz gerekecek. 10 kiloya düştüm. Şimdi. Evet. Barn. Sen bunu farmer yapsam hayvanlara bakması lazım. Field worker olması lazım. Yani. Bunu farmer mı yapsaymış? Niye farmer yapamıyorum? Şöyle.
Farmer yaptık. Farmer oldu. Bu ne? Tamam. Şimdi biz binalardan arch fence, log fence, açılıyormuş. Ben tarım yaptıkça açılacak bunlar. Heh, animal feed. Bunu bir alalım. Bak, tavuk yerinden gübre çıkacak. Biz bir tane tavuk yeri yapalım şimdi. Aynen öyle. Tavuk yeri ne istiyor bizden? Altı tane log istiyor. Gelin logumuzu alalım. Ya zaten 3 tane atmışız. Bakacağız. Tavuk yerini nereye yapalım? Tavuk yerini buranın hemen dibine bir yere yapmak istiyorum ben. Şurada şu ikisinin yanı şuraya yanına koysam nasıl olur ki? Koyabiliyor muyum? Güzel. Ah, stikleri almadım. Ekmiş mi? Bir bakarız şimdi nereye ekmiş. Şu an burada ekilmiş bir şey yok. O taraf da ekilmemiş. Bir ağaç keselim.
Hay Allah, bir tane lokma eksik kaldı ya. Tavuk yerinden de bize yemek gelecektir. Şimdi... Nereden onlar? Bir dakika, Cihara nerede Cihara? Hah, Cibora. Günaydın. Şimdi bununla evlenmeye çalışıyorum. O yüzden %50 affliction'ım var. Onu %100'e... Artı 5 daha aldım. Tamam. Bugün nasılsın? Bak güzel bir... Oo. Dur. Şu mantarlar bu arada güzel para derken bunlar hani yiyecek olarak da kullanıyorlar. Sav yetmedi. Vay arkadaş. Şu binayı yapamadım. Şimdi gidip tavuk alalım biraz. Ben diyorum ki 6 tane tavuk alalım. Bence 6 tane tavuk. Şu logo da şuraya atalım. Odun azalıyor. Bir tavuk almaya gidelim. Bu arada şurada böğürtlenler vardı. Onları toplayalım da en azından bir satarız, azıcık para kazanırız. Burada işin ilginç tarafı benim R'leri buraya koymuş. Red'leri buraya koymuş. Tamam. R ekiyor anladığım kadarıyla. İyi, okey. Bir de bu R... Tohumları nereye koyuyorsun? Bir güzel arkadaşım. Şuraya koydu. Ben mi görmüyorum? Soğan burada. Bu da seed. Karot 20 tane. Havuçlar nerede? Şeye mi koydunuz yoksa? Burada mı? Burada et var. Allah Allah. Yemekten nerede ya? Üf,
Şimdi biz burada ne ekebiliyoruz? Red ekebiliyoruz. Bakalım onu ekecekler mi? Bizim kümes kaç tavuk alıyor onu bilmiyorum ama. Günaydın. Yok o kasma takılma yok. Heh. Burada kaç tavuk var şimdi? 1000 miymiş? Niye 1000 ya? 500'dü bu. Civciv var mı? Civciv alayım. Aa, bir sıkıntı var bu işte. Hayda. Oha. Çok pahalı be. Civciv alayım, civciv yok mu? Farming. Nasıl? İki tane çıkınım mı var şimdi benim? Nasıl ya? İki, hani 10 hayvan alabiliyoruz. Bu 10 hayvanın sadece iki tanesini tavuk alabiliyorum. Ha, iki tane tavuğu almışım zaten ben. Aynen. Baksın iki tane tavuk. Sonra yine bir iki tane daha alırız. Çünkü çok zengin değiliz. 4000 paramız var. Şimdi ya bunların ürettiği şeyleri alıp bir şeyler satmak istiyorum. Ya arkadaş. Hani şimdi küçük bir ev yapalım. 3 bina hakkımız kaldı. Bir tane ev yapacağız. 2 tane de oduncu yeri yapacağız. Ve gideceğiz 2 tane oduncu adam alacağız. Böyle. Aynen öyle. Hemen bir tane şimdi küçük ev yapalım. Odun işini çözmemiz lazım. Odunda sıkıntı var.
Burada kaç lok var? İki tane de taş bulalım da aksımız kırılmak üzere. Bu arada tam bir saat olmuş. Ben bu yayını bitireyim arkadaşlar. Hemen buradan ikinci bölümü açalım. Yani bir bölüm daha çekelim bu akşam. Hemen kapatıp 10 saniye içinde geri geliyorum. Refreshlerseniz kaldığımız yerden devam edeceğiz. Şimdi kendinize iyi bakın.